Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Dostlar merhabalar. 6. köşe taşıyla devam ediyorum. 2. ünitemin 6. köşe taşı fonksiyonlarda uygulamalar arkadaşlarım. Hemen bakalım 6. köşe taşında neler sormuş, nasıl bir şeyler öğreneceğiz bir görelim. Diyor ki yukarıdaki grafikte yukarıdaki şekilde grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyondur? Dostum, çift fonksiyonlarla ilgili bilmemiz gereken bir iki ufak tefek bilgi var. Onlardan birisi de şu. Çift fonksiyon dediğimiz fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik. Yani y bunları tam ortadan ikiye bölecek diyebilirim. Yani y'ye göre ben bu grafiği katladığımda mesela birinci grafiğe bakın. Y eksenine göre şöyle katladığımda fonksiyon acaba tam üst üste geliyor mu? O iki kırmızı çizgi tam üst üste geliyor mu diye bakacaksınız. Hemen bir kontrol edelim isterseniz arkadaşlarım. Bak, fonksiyon şurada y ekseni iki parçaya bölmüş. Parçalar şunlar. Şöyle gösterdim. Şimdi y eksenine göre katlıyorum bunları. Yani şuradan tutup katlıyorum şu şekilde. Peki katladığımda ne oluyor arkadaşlarım? Bak, bu buraya geliyor katlanınca. Bu da böyle bir şey oluyor. Yani üst üste geldiler mi? Hayır. Y eksenine göre katladığında şöyle bir şey oldu kardeşim fonksiyonun yeni hali. O yüzden bir numaradaki ilk fonksiyonumuz bizim çift fonksiyon değildir. Üst üste gelmesi lazım y eksenine göre katladığımızda. Yani çünkü şöyle oluyor. Tam şu y bizim sınırımız olacakmış y ekseni. Sen bunu buradan y'ye doğru katladığında bu tarafa gelir. Böyle olur. Y'ye göre katladığında bu da bu tarafa gelir. Böyle olur arkadaşım. Yani bunlar üst üste gelmez. Şu parçayla şu parça üst üste gelmediği için ben diyorum ki bu y eksenine göre simetrik değildir. O yüzden çift fonksiyon değildir. Yani birinci grafiğimiz çift fonksiyon değil. O yüzden Adana olamaz. Denizli olamaz. Şimdi diğerlerine bakalım. 2 numara. Y eksenimiz burada. Şimdi buna göre katlayacağız. Gerçekten bakın hani şekilde kendini belli ediyor. Bu adamı tutup şuradan şöyle katladığımda buraya gelecek. Bu uç katladığımda buraya gelecek. Yani bu çizgi direkt buraya geliyor. Şu çizgi de katlandığında buraya gelecek arkadaşım. Şunu şöyle tutup bu tarafa doğru katladığınızda gerçekten bunlar bu tarafa aynı noktaya denk düştüğü için evet bu çift fonksiyondur. Yani 2 numara olacak. Ceyhan'ı da sildim. Üçüncü grafiğimize bakalım. Bakalım çift fonksiyon mu değil mi? Bir görelim onu arkadaşlarım. Yine y ekseni burada. Ya bunun zaten imkanı bile yok arkadaşlar. Yani olmasının, üçün olmasının ihtimali bile yok. Cevap Bursa zaten de. Bir bakalım yine de biz. Hani bunu katladığımızda nereye denk düşmesi lazım? Şöyle bir şey oluyor değil mi arkadaşım bu fonksiyon? Katladığında şuraya geliyor. Yani üst üste geliyor mu buradaki parçasıyla bu taraftaki parçası? Yok. Simetrini alınca buraya denk düşüyor. Olmadı. Demek ki bu çift fonksiyon değilmiş. Geldim 2 numaralı soruya. Diyor ki fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Şimdi y eksenine göre simetrikse çift fonksiyon, orijine göre simetrikse tek fonksiyon. Bak hemen bunları notların arasına yaz kardeşim. Bir not defterin olsun, oraya al hemen notunu. Neymiş? Orijine göre simetrik olan bir fonksiyon varsa o fonksiyon kesinlikle tek fonksiyondur. Ya hocam tek fonksiyon ne demek? Ha buradaki x'in kuvvetleri var ya kardeşim. Onlar tek sayı olacak demek. Bak buradaki x'in kuvveti ne? 1. Buradaki ne? 2. Tek fonksiyonsa bu 2 olmayacak arkadaş. Buradaki şu x kareli terim olmayacak. İşte x kareli, x üzeri 4'lü, x üzeri 6'lı, x üzeri 8'li gibi çift dereceler olmayacak kardeşlerim. Mesela hatta x üzeri 0 da olmayacak. Çünkü 0'ı da biz çift sayı kabul ediyoruz değil mi dostlarım? X üzeri 0 1 demektir. Yani şuradaki b eksi 3'ün yanında aslında x üzeri 0 vardır. Hatırlayın fonksiyonları. Sabit sayıların yanında x üzeri 0'lar vardı.
Demek ki bunlar olmayacak. X üzeri 0 da olmayacak. X kare de olmayacak. Çünkü orijine göre simetrik. Ve orijine göre simetrik olduğu için de tek fonksiyon. Şimdi demek ki burası olmayacaksa A artı 1'in ne olması lazım bu durumda? 0. Yani A'nın eksi 1 olması lazım. Bu 1. B eksi 3 olmayacaksa B eksi 3'ün 0 olması lazım. Yani B'nin 3 olması lazım. Bu da 2. Bize de diyor ki bu 2 keratayı çarpın. 3 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 3'tür. Hadi 3. sorudayız dostlar. Bakalım bu ne diyormuş. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Peki. F fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. O halde f fonksiyonu nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Peki çift fonksiyonlar nelerdi? İşte üstünde x kareler var, x üzeri 4'ler, x üzeri 6'lar gibi bir fonksiyonmuş bu. F dediğimiz fonksiyon. Şimdi çift fonksiyonun bir de şöyle özelliği var arkadaşlarım. F'de x yani eksi x yazıyorsunuz mesela. Eğer bu f'de x ile aynı şeyi veriyorsa biz buna çift fonksiyon diyoruz. Ya burada bunu kafanı karıştırabilir. Şunu demeye çalışıyorum ben sana kardeşim. Şimdi hani fx'i salla bir şey. Çift fonksiyon diyor ya x kare olsun mesela fx. Sen şimdi x gördüğün yere eksi 2 yazacağım ya ben kardeşim. X gördüğün yere eksi 2 yazınca da 4 çıkıyor. X gördüğün yere 2 yazınca da 4 çıkıyor. Yani f'de eksi 2, f'de 2'ye eşit oluyor. Doğru mudur kardeşim? Anladın mı burayı? F'de eksi 2, f'de 2'ye eşit oluyor. Yani parantezin içine eksili bir şey yazdığında onun artılısına eşit oluyorsa biz buna çift fonksiyon diyoruz. Kısaca bunu demeye çalışıyor işte o f'de x eşittir f'de fx derken. Şimdi o halde artık şunu söyleyebilirim ben. F madem ki çift fonksiyon hani demiş ya f'de eksi 2 5. O halde sen biliyorsun ki artık f'de 2 de 5. Peki bana neyi soruyor? Gx fonksiyon g'de 2 nedir diye bir soru sormuş. Hadi x gördüğümüz yere 2 yazalım g fonksiyonunun içinde. 2 yazarsak g'de 2 eşittir. 3 çarpı 2 olur. Yani 6 artı 2 çarpı f'de 2 olur. Peki biz f'de 2'yi f'de eksi 2'ye eşit ve o da 5'e eşit diyebiliyoruz. O halde şurası 5. 2 kere 5 10. 6 daha 16 diye işaretleyebilirim cevabımı kardeşim. Evet çevirdim. Ve 7. köşe taşımıza geldik dostlar. 7 numaralı köşe taşımız fonksiyonlarda uygulamalardayız. Ne dönüşümü yapacakmışız? Burada da Zamazingo dönüşümleri yapacağız. Bakalım dönüştürelim. Nasıl dönüştüreceğiz görelim. Birinci soru. Diyor ki fonksiyonunun grafiğinin y ekseni boyunca 3 birim aşağı ötelenmesiyle gx fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. Buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Dostum bak şimdi. Y ekseni normalde şöyle değil mi? Hani gösterelim biz onu şurada. Şimdi şöyle bir. Şurası artı y. Şurası eksi y. Şurası artı x. Şurası eksi x. Sen şimdi grafiği yukarıya doğru ötelersen y'yi arttırıyorsun demektir. Y dediğimiz şey ne? Fx. Fx'i artırıyorsun demektir. 3 birim aşağı mı diyor? Aşağı düşersen bak eksilere düşüyorsun. Eksilere geliyorsun. 3 birim azaltıyorsun demektir. Y'yi 3 birim azaltacaksın anlamına gelir bu. Y'miz ne kardeşim bizim? Fx. Fx'i 3 birim azaltacağız o zaman biz. Aşağı diyorsa 3 çıkaracaksın bu fonksiyondan. Yukarı diyorsa 3 ekleyeceksin bu fonksiyona. Fx'e ekleyeceksin. Unutma kardeşim. Yani gx fonksiyonu nedir diye soruyor ya. Gx şudur. Fx'e yani y'ye 3 birim aşağı mı öte? Aşağı dediği için fx'ten 3'ü çıkartıyorum arkadaşlar. Yukarı öteleseydi artı 3 diyecektim. İşte gx fonksiyonu fx eksi 3'tür. Yani kısaca bundan 3 çıkartacağız dostlar. X kare eksi 2x 5'ten 3 çıktı 2.
x kare eksi 2x artı 2 olacak. Sorumuzun cevabı Denizli'de mevcutmuş dostlar. Geldim 2 numaraya. Hadi iyice dinleyin, iyice öğrenelim bunu arkadaşlarım. Fonksiyonunun grafiğinin y ekseni boyunca bir birim yukarı. Dostum yukarı deyince ne yapacaktım? Fx'e 1 ekleyeceğim ben kardeş. Aha fx bu değil mi zaten? 1 ekledim. İşte bu cevap. Cevap bu. Şimdi bundan sonrası düzenleme kısmı. Hadi düzenleyelim. Şurayı bir açalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı 4x. Artı ikincinin karesi 4. Eksi 5 var. Bir de 1 var kardeş. Ne oluyor? 4, 1 daha 5, eksi 5 daha 0 yaptı burası. Ne kaldı geriye? X kare artı 4x. Yani Bursa şıkkındaki cevap geldi bile. Kolaymış değil mi dostum? Yani zor bir şeysi yok arkadaşlar bunun. Hiç korkulacak bir şey yok bu öteleme möteleme sorularında. Hadi bakalım bu ne diyormuş? Bir de bunu konuşalım. Şekilde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Bir bakalım. Şimdi fx'i görüyorsunuz. Eksi 1'e 1'miş. En düşük noktası şurası. Bu ne yapmış? Eksi 1'e indirmiş arkadaşlarım bunu. Yani şuradaydı. Şöyle 1'e. Eksi 1'di. Şuradaki noktayı bir birim aşağıya düşürmüş. Gördünüz mü? Y ekseni boyunca bir birim aşağıya düşmüş kardeşim. Yani fx'i bir birim düşürmüş. Fx'i bir birim düşürmüş. Fx'den 1 çıkartmış kardeşim. Cevap hangisi? Fx eksi 1 olacak. Ceyhan'da var arkadaşlar cevabımız. Evet 7 numarada böyleydi. Şimdi muhtemel olarak 8 numaralı köşe taşımızda da şey olacak arkadaşlar. Hani x ekseni boyunca diye tahmin ediyorum. Bir bakalım 8. köşe taşımızı bir alalım. Evet burada da x ekseni boyunca diyor. Dostlar bu da kolay. Bu sefer de x'ten çıkarma yapacağız. Şimdi az önce ne yapıyorduk? Y ekseni boyunca yukarı aşağı öteledik. Y'den bir şeyler yani fx'ten bir şeyler çıkarttık. Ama şimdi x'ten ya işte 3 birim sağa mı diyor? 3 birim çıkartacağız. 3 birim sola mı diyor? 3 birim ekleyeceğiz gibi. Şimdi burada da sıkıntımız şu arkadaşlar. X ekseni normalde hani şöyle göstereyim ben. Şurası artı x, şurası eksi x ya. Hani sağa doğru gittiğinde insanın aklına şey geliyor. Lan sanki artıyormuş bu fonksiyon. X değerleri artıyormuş. He, o zaman ekleyeyim diyesi geliyor. Ama burada lütfen x'te ters olduğunu düşünün. Aklınızdan çıkartmayın goberler. X'te terslik var. Yani şöyle sağa öteleyin diyorsa sen 3 mü diyor? Çıkartacaksın o 3'ü x'ten. Sola diyorsa da 3'ü ekleyeceksin kardeşim. Hadi bak şimdi anlayacağız burada. Fx fonksiyonun grafiğinin x ekseni boyunca o halde bak x'ten sağa öteliyorum dediği için 3 birim çıkartıyorum goberler. X eksi 3 yazıyorum. X gördüğün yere x eksi 3 yazacaksın. Fx fonksiyonu bu muydu dostum? F x eksi 3 oldu artık fonksiyonun 3 birim sağa ötelendi. F'de x eksi 3 işte bu Bursa. Sakın ha mesela Denizli ile karıştırmayın. Bu y ekseni boyunca yukarı aşağı öteleme tamam mı? Fx'ten çıkartmış. Biz x'ten çıkartırsak x ekseni boyunca fx'ten çıkartırsak da y ekseni boyunca olacaktı. Cevap Bursa bu yüzden. Peki 2 numarayı da okuyalım daha iyi anlayalım şimdi mevzuyu. Fx fonksiyonunun grafiğinin yatay olarak, yatay demek ne demek? X ekseni demek. Bir birim sola, bak sola diyorsa da x'e 1 ekleyeceksin kardeşim. Hadi şimdi x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağım değil mi ben şimdi? X gördüğün yere x artı 1. Peki yazalım, x artı 1'in karesi mi olur burası dostum? Artı 4 tane x artı 1 olur değil mi kardeş? İşte hadi bulalım bunu da. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Artı ikincinin karesi. Şu 4'ü de içeriye dağıtıyorum. Artı 4x oluyor. Artı 4. Düzenleyelim. X karemiz var. 2x 4x daha 6x'imiz var. 4 1 daha 5'imiz var. İşte yeni fonksiyon bu olacak. O da Edirne'de var arkadaşlarım.
İnşallah anladınız kardeşler. Olay çok basit. Bunu da notlarınıza yazın. Y ekseninde kaydırıyorsak yukarı aşağı diye fx'ten çıkartacağım. Ama x ekseninden kaydırın diyorsa da x'ten çıkartacağım. Yani y'den kaydırın diyorsa y'den, x'ten kaydırın diyorsa x'ten çıkartacakmışız ya da ekleyecekmişiz artık. Peki, geldim 3. soruma. Bakalım bu ne diyor? Fonksiyonunun grafiğinin 2 birim sağa, 1 birim yukarı. Bak dostum, şimdi hadi gel beraber konuşalım. 2 birim sağa demek, 2 birim sağa yani yatay doğru boyunca, x ekseni boyunca hareket ediyor demektir. Sağa sol x, yukarı aşağı y. Şimdi demek ki 2 birim sağa gidiyorsa x boyunca 2 birim sağ tarafa git demek istiyor bize. Peki x boyunca sağa gidince biz ne yapıyorduk? 2'yi çıkartacağız. X gördüğümüz yere bir kere x eksi 2 yazacağız dostlar. Hadi onu bir düzenleyelim. X gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum. Bir de artı 1 var burada. Karesi artı 2. Tamam, bak bunu konuştum ve yaptım. Diyor ki bir birim yukarı. Şimdi y ekseni boyunca hareket ettiriyorum. Bir birim yukarı. Bir birim yukarı demek fx'e 1 ekle demekti kardeşim. Yani komple bütün bu fx yenilen ifadeye artı bir de 1 ekliyor. İşte bitmiştir. Hadi düzenleyelim. Şurası x eksi 1 yapar. X eksi 1 karesi artı bir de 3 var dostum. Hadi açalım. Açmaya gerek kalmadı. Bu işte gx'miş. Böyle yapınca gx oluşuyormuş. Ve bize de g'de 3'ü soruyormuş dostum. G'de 3 ne yapar? 3'ten 1, 3 yazalım yani x yerine. 3'ten 1 çıktı 2. 2'nin karesi 4. 4 ile 3'ün toplamı da 7 yaptı kardeşim. Evet, ben fonksiyonu soruyor zannediyordum. O yüzden düzenleyecektim ama fonksiyonu sormuyormuş. Direkt bulduk bile. 4. soru. Peki bakalım şimdi dikkatli olalım burada. Bakalım neler olmuş bir görelim. Şekilde verilen fx'in grafiğine göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye bir soru sormuş bize. Bir bakalım, bir konuşalım arkadaşlarım. Şimdi fx'e neler olmuş bir onu görelim. Bak fx'in bu tepe noktası tutmuş buraya gelmiş. Yani eskiden neredeydi? Şuradaydı. 1'e 2'nin olduğu şu bölgedeydi. Tepe noktası şöyleydi fonksiyonumuz. Bu şu demek midir arkadaşlar? 1, 2 birim sola gelmiş. X ekseni boyunca 2 birim sola gelmiş. 2 birim sola demek ne demekti? Sol deyince ekliyorduk değil mi? X yerine x artı 2 yazacağız. O halde f'de x gördüğüm yere x artı 2'yi bir kere yazacağım. Bunu hallettim. Sonra bak buraya geldi, tamam mı, şuradasın. Ama bir birim de aşağı düşmüş. Şuraya gelmiş. Gördüğünüz üzere şuraya bir yere denk gelmiş. Yani eksi 1'e bir noktasına. Bir birim de aşağıya düşmüş. Yani y ekseni boyunca bir birim aşağıya düşmüş. Peki y ekseni boyunca derken ne yapıyorduk biz? Bu fx'ten biri çıkartıyorduk değil mi? Aşağı düşmüş deyince. İşte böyle olacak arkadaşlar. X artı 2 eksi 1 olacak. Hangi şıkkımızda var? Edirne'de mevcut dostlar. Cevap Edirne gelecek. Evet, 8 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 9 numaradayız dostlar. Bakalım bu ne diyor? Diyor ki birinci sorumuz. Y eşittir fx'in grafiği 1'e eksi 3 noktasından geçmektedir. Demek ki 1'e eksi 3 noktası bunun üstünde, grafiğin üstünde. Yani grafiği atıyorum şöyle bir grafik mesela. Demek ki 1'e eksi 3 noktası üstünde bunun. Üstündeyse kesinlikle denklemini sağlayacak. Yani sen x yerine 1 yazdığında yazıyorum. F'de 1 oluyor. Y değeri yani fx'in sonucu eksi 3 olacakmış kardeşim. Bunu diyor bize. Buna göre fonksiyonunun grafiği aşağıdaki noktalardan hangisinden kesinlikle geçer? Şimdi bu fonksiyona bakın, fx'ten oluşuyor. Hadi gelin x gördüğümüz yere 1 yazalım mı bunda da? Şöyle olmuyor mu kardeşim? G'de 1 eşittir. Bak 1 yazıyorum. 2 çarpı. F'de 1 oldu mu burası? O da neydi? Eksi 3. 2 çarpı eksi 3 artı 1.
Yani g'de 1 neye eşitmiş? Eksi 6, bir daha eksi 5'miş. Yani x yerine 1 yazdığında y eksi 5 çıkacakmış. 1'e eksi 5. Adana şıkkında var zaten. Hemen işaretledim. Evet, geldim ikinci sorumuza. Aha, doğrusal fonksiyon vermiş. Şimdi bunun denklemini yazacağım ben arkadaşlar. İlk önce denklem yazacağım. Y'sini bulacağım. Yani fx'ini bulacağım arkadaşlarım. Bakın, doğrusal fonksiyonun denklemi şöyle yazılıyor. Çocuk oyuncağı bir şey. Hiç korkulacak bir şey yok. Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Şurada göstereyim size. Şöyle biraz daha yukarıya alsam. Evet. Çıkıyor muyuz? Yok. Çıkmadık. Şimdi şurada gösterelim bunu. Dostum, bu fonksiyon x eksenini hangi noktada kesmiş? Eksi 3. Bak, x bölü eksi 3 artı y'yi nerede kesmiş? 1. Y bölü 1 eşittir 1 diyorum. Neymiş demek ki doğrusal bir fonksiyonun denklemini yazmanın yolu? X bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir her zaman 1. 1'e eşitliyor. Şimdi bu denklemi bir düzenleyelim biz hemen. Şöyle yapalım. Payda eşitleyelim. Burayı eksi 3 ile burayı 1 ile çarpalım. Şöyle olur. X eksi 3y bölü eksi 3 eşittir 1 olur. Hatta x eksi 3y eksi 3'ü buraya çarpı attım. Eksi 3 olur. Şimdi eksi 3'ü buraya alalım. X artı 3. 3y'yi de buraya gönderelim. Eşittir 3y oldu. Y eşittir x artı 3 bölü 3 geldi. Yani fx eşittir değil mi arkadaşlarım? Fx işte buymuş. Tamam, fx'i bulduk. X artı 3 bölü 3. Şimdi diyor ki bize fx'i 3 ile çarp 1 çıkar. E çarpalım, 1 çıkartalım. Hadi şunu 3 ile çarpacağım. Yani 3 çarpı x artı 3 bölü 3 ve bir de 1 çıkartacağım. Şu 3 ile bu 3 gider. X artı 3'ten de 1 çıkarsa x artı 2 kalır. Yani fx şey, y dediğim şey bu oluyor işte. X artı 2. Peki diyor ki y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği nokta için ne yapıyorduk arkadaşlarım? X'e 0 veriyorduk. Bak, bunu parabolde de söyledik biz. X'e 0 ver. Y eşittir 2 çıkıyor mu? Evet. 2 de kesiyormuş demektir. 1 doğru. Geldim 2'ye. Y eşittir f 2x eğrisi diyor. F'de 2x. Şimdi y'yi biliyoruz biz. X gördüğün yere 2x yaz diyor. E yazalım. X gördüğüm yere 2x yazarsam y eşittir 2x artı 3 bölü 3 olur. Diyor ki x eksenini kestiği nokta. X eksenini kestiği nokta içinde y'ye 0 veriyorum. 0 ver y'ye. Burası 0 olsun. 3'ü buraya at, yine 0 oldu. 3'ü de buraya at, eksi 3 eşittir 2x oldu. 2'ye böl, eksi 3 bölü 2. Evet, bu da doğru. Diyor ki, eksi 2'ye 0 noktası y eşittir f'de x eksi 1. Şimdi f'de x eksi 1'i bulalım. Yani x gördüğümüz yere x eksi 1 yazalım. X eksi 1 artı 3 bölü 3. Yani ne oldu? X artı 2 bölü 3. Bu nokta bu eğrinin üzerindedir diyor. Yani şimdi y'yi ne bulduk? X artı 2 bölü 3 bulduk. X yerine eksi 2 yazınca y 0 çıkacak diyor. Yazalım. Eksi 2 yazarsam 0 olur. 0 bölü 3 0 çıkar. Evet, doğrudur. Bu da doğru. Demek ki hepsi doğruymuş arkadaşlarım dedim. Evet kardeşler. Yine burada da duralım biz. Bir sonraki videomuzda devam ederiz goberler. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.